eğer size güneşin döngülerinin tüm hayatınızı etkileyebileceğini söyleseydim, aniden astronomiden uzaklaşıp astrolojiye yöneldiğimi düşünebilirdiniz. Biz daha çok uzayın güzelliği ve neden böyle olduğunu açıklayan mekanizmalarla ilgileniyoruz. Ancak bazen en şaşırtıcı hikayelerin bile ardında bir gerçeklik payı vardır. Burçlar konusunda uzman olmamakla birlikte güneşin mevcut durumuna dayanarak önümüzdeki birkaç yıl içinde sağlığınızın daha kötü olacağını, teknolojiye daha az güveneceğinizi, daha az bulutlu ve daha sıcak havalar göreceğinizi ve muhtemelen başka şaşırtıcı şekillerde etkilenebileceğinizi tahmin ediyorum. Nereden mi biliyorum? Çünkü gökyüzündeki dev ateş topu olan güneşin sadece enerjimizi aldığımız yer olmadığı ortaya çıktı. Bilim, onun 11 yıllık döngülerinin gezegenimizdeki yaşamın nasıl ilerlediğini ölçen bir metronom olabileceğini göstermeye başlıyor. Bugün güneşin döngülerine bakacağız. Özellikle de güneşin döngülerinin hayatımızın gidişatını nasıl etkilediğini gözden geçireceğiz. Güneşin, dünyadaki yaşam üzerinde etkili olması hiç de şaşırtıcı değil. Ne de olsa birçok açıdan yaşamın kaynağıdır. Dünyadaki yaşamın işleyebilmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Ve güneş bu enerjiyi sıklıkla sağlar. Bitkiler için ışık, otçullar için bitkiler, etçiller için otçullar, besin zincirine kadar her şey. Dünya üzerinde güneş olmadan yaşayabilecek herhangi bir şey bulmak zordur. Ancak yaşamı sürdüren bu enerjinin armağanının ötesinde güneşi oldukça durağan olarak düşünmek kolaydır. Gökyüzünde yükselip alçaldığını görürüz. Ancak herhangi bir değişim geçirdiğini nadiren fark ederiz. Bu bir yanılsamadır. Güneş her zaman değişir. Bilim ilerledikçe ve güneşin en kötü parıltısını engelleyebildikçe güneşin yüzeyini incelemek mümkün hale geldi. Ve 1610 gibi erken bir tarihte güneşin kaynayan, yer değiştiren, zorlukla dizginlenen ve çoğu zaman dizginlenemeyen bir plazma denizi olduğu anlaşıldı. Her şeyi bir arada tutan yoğun çekim kuvvetine rağmen çekirdeğinde gerçekleşen nükleer reaksiyonlar o kadar sıcaktır ki merkezinde 15 milyon dereceye ulaşır. Plazma yüzeyinde kabarcıklar oluşturur ve patlayarak her yöne doğru alevlenen güneş patlamalarına dönüşür. Güneş lekeleri, güneşin yüzeyinde yoğun manyetik alanlarla dolu ve 1600 ila 160 bin kilometre genişliğinde olabilen karanlık lekeler oluşturur, sürüklenir ve kaybolur. Koronal kütle atomları güneşin koronasından patlar. Güneşin üzerindeki atmosferik bölge garip bir şekilde yüzeyden 200 kat daha sıcaktır. Güneş sisteminde güneş kadar aktif bir yer bulmak zordur. Birçok insanın fark etmediği şey ise bu aktivitenin azalıp çoğaldığıdır. Güneş, düşük aktiviteler döneminden çok daha yüksek bir seviyeye ve tekrar geri dönen 11 yıllık bir döngüyle çalışır. Güneş lekeleri, güneş patlamaları ve koronal kütle atomlarının hepsi solar maksimum sırasında daha yaygın hale gelir. Solar maksimum dediğimiz şey de güneşin aktivite olarak daha yüksek seviyede olduğu dönemlerdir. Solar maksimum sırasında bir güneş patlaması görme olasılığınız güneşin minimumuna kıyasla 50 kat daha fazladır. Koronal kütle atomları birkaç günde bir gerçekleşmekten tek bir günde birden fazla gerçekleşmeye başlar. Bu She-Wipe döngüsü olarak bilinir. Her 11 yılda bir güneşin manyetik kuzey ve güney kutupları yer değiştirir. Başka bir She-Wipe döngüsü gerçekleştiğinde kutuplar tekrar yer değiştirir. Güneş enerjisi seviyelerindeki bu sürekli yükseliş ve düşüş gezegen sistemimiz boyunca bir kalp atışı gibi sürekli alçalarak ilerler. Ve şaşırtıcı bir şekilde göremesek de biz burada dünyada onun ritmine göre hareket ediyoruz. Güneşin neden bu döngüden geçtiğini gerçekten anlamıyoruz. Bunun güneşin kendi içinde var olan manyetik süreçlerle ilgili olduğu açık. Yine de bu döngüleri son 200 yıldır gözlemlememize ve son 10 bin yıldır dünya üzerindeki etkilerin kanıtlarını görmemize rağmen güneşin döngüsünün neden diğerlerinden ziyade bu kadar uzun bir zaman dilimine sahip olduğunu anlamaya hala yaklaşamadık. Bunu hangi güç yönlendiriyor? Başka açık bir yanıt bulamayan bazı bilim insanları, Jüpiter'in yörünge uzunluğunu bu döngü uzunluğuna bağlamaya çalıştılar. Bu da yine yaklaşık 11 yıl. Ancak bu kolaylıkla bir tesadüf olabilir. Jüpiter,
Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin toplam kütlesinin 2,5 katını temsil etmesine ve Güneş üzerinde kesinlikle bir miktar çekim gücü olmasına rağmen yörüngesi Güneş'in döngüsünün geçirdiği değişimleri açıklayamaz. Güneş'in içinde olup bitenlerin çoğu bizim için bir gizemdir. Ama Dünya üzerindeki etkisi, işte bunu görmek çok daha kolay. Her şey etrafımızdaki uzayla başlıyor. Uzay, modern uygarlık için giderek daha önemli hale geliyor. Bu nedenle Güneş'ten daha düzenli olarak gelen koronal kütle atomları ve Güneş fırtınalarının orada sahip olduğumuz teknoloji üzerinde bir etkisi olması şaşırtıcı olmamalı. Bilim insanları jeomanyetik fırtına olarak bilinen bir Güneş fırtınasının Dünya'ya ne zaman ulaşacağını günler, hatta haftalar öncesinden tahmin edebiliyor. Bu da astronotların radyasyon seviyelerindeki zararlı artışlardan korunmak için güvenli sığınaklara girmelerine ve ayrıca uydulardaki hassas donanımın kızarmasını önlemek için güçlerinin kesilmesine olanak tanıyor. Güneş radyasyonu, kablolarda beklenmedik elektrik akımlarının oluşmasına ve güvenli bir bekleme moduna geçmemiş sistemlerin aşırı yüklenmesine neden olabileceğinden bu önemlidir. Ancak jeomanyetik fırtınaların beklemediğiniz başka bir yönü daha var. Tüm bu radyasyonun atmosferin kendisi üzerinde bir etkisi vardır. Az da olsa ısıtıyor. Atmosfer ısındıkça genişler ve bu da uydularımız üzerinde etkili olur. Uzayda sürtünme yoktur. Bu nedenle nesneler neredeyse sonsuza kadar yörüngede kalabilir. Bu tam olarak doğru değildir. Ve alçak Dünya yörüngesindeki uydular zaman zaman yılda yaklaşık 4 kez yörüngelerini düzeltmek için yakıt harcamak zorunda kalırlar. Çünkü orada çok az miktarda atmosfer vardır. Ancak bir jeomanyetik fırtına meydana geldiğinde atmosfer yukarı doğru çiçek açar. Ve Leo uyduları ani sürtünmeden düşmemek için her 2-3 haftada bir manevra yapmak zorundadır. Ve bu her zaman yeterli değildir. 1989 yılında o kadar güçlü bir jeomanyetik fırtına yaşandı ki atmosferdeki artış uyduyu aniden yavaşlattığı için NASA Solar Maximum misyonu gökyüzünden düştü. İronik bir şekilde güneş patlamalarını inceliyordu. Bu münferit bir olay değildir. NORAD, yani Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı, her jeomanyetik fırtınadan sonra eski yörüngelerinden çıkan yüzlerce uydunun yerini değiştirmek zorunda kalmaktadır. Radyasyon ayrıca iyonosferimizi de etkileyerek onu yüklü plazma ile doldurabilir. Bu durum, GPS sistemlerimiz üzerinde hafif bir mercek etkisi yaratarak doğruluklarını 1 metreden 10 metreye kadar düşürebilir. Bir dahaki sefere Google Maps'ten baktığınızda bulunduğunuz yerin bir sokak ötesinde olabileceğinizi düşünürse bunun sorumlusu jeomanyetik bir fırtına olabilir. Elektrik şebekelerimiz her 11 yılda bir bu akıma neden olan olaylardaki artışa karşı kendilerini aşırı yüklemeden korumak için hazırlar. Amatör radyo meraklıları ve havayolu pilotları radyo dalgalarının daha güçlü iyosfer tarafından saptırılması ve hatta tamamen engellenmesi nedeniyle yüksek frekanslı radyo menzillerinin önemli ölçüde düştüğünü fark ederler. Burç yorumumda da öngördüğüm gibi tüm bunlar daha az güvenilir bir teknoloji anlamına geliyor. Bir sonraki güneş maksimumu 2025'te. Yakında gerçekleşmesinin beklenmesi kehanetlerimden oldukça emin olmamı sağlıyor. Bunun bazı iyi yanları da var. Uzay havası daha çalkantılı hale geldikçe Kanada gibi dünyanın bazı bölgelerinde gökyüzünde hipnotik bir şekilde dans eden auraların sayısında artış görülüyor. Aura avcıları güneşin 11 yıllık döngüsünün en enerjik dönemlerinde yılda birkaç kez olan aura gözlemlerinin ayda 2 keze kadar çıktığını bildiriyor. Güneşin uzay ve teknolojimiz üzerindeki etkisi buraya kadarmış. Bunun son olduğunu düşünebiliriz. Güneşin döngüsü makineleri etkileyebilir. Ancak canlı herhangi bir şey üzerinde pek bir fark yaratmayacaktır. Eğer böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Güneşin döngülerinin ekosistemleri ve türlerin kendilerini bile etkileyebileceğine dair artan kanıtlar var. Buna insanlar da dahil. Bunun bir kısmı tesadüfidir. Shewhart döngüsü solar minimumda olduğunda güneş solar rüzgarları aracılığıyla daha az basınç uygular. Bu da ironik olarak heliosferimizden kozmik radyasyona karşı daha az korunduğumuz anlamına gelir. Bu radyasyon türü oldukça enerjiktir. Ancak neyse ki tam da bu nedenle atmosferimize nadiren ulaşır. Çünkü geçen bir hava molekülü tarafından emilmesi veya saptırılması muhtemeldir. Ancak bir etki yaratmak için gereken tek şey atmosfere ulaşmaktır.
kesin olmamakla birlikte bu ekstra radyasyonun atmosferde çekirdeklenme alanları yaratarak ekstra bulutlar oluşturabileceğine ve hava durumumuzu etkileyebileceğine dair bir teori var. Bu gerçekleşmese bile güneş maksimumdayken atmosferimize çarpan uzay havası küresel sıcaklıkları biraz yükseltebilir. Başlangıçtaki yıldız falımızın öngördüğü gibi havanın ısınması. Çok fazla değil, yarım dereceden daha az. Ve sıcaklık her zaman eninde sonunda başladığı yere geri döner. Ancak sıcaklığa dikkat eden türler için fark edilebilir olması yeterlidir. Örneğin çiftleşme mevsiminin ne zaman başlayacağına karar vermek için. Kuşlar üzerinde yapılan çalışmalar daha sıcak yıllarda daha erken yumurtlama eğiliminde olduklarını göstermiştir. İlginçtir ki 2009 yılında Hollanda'daki araştırmacılar tarafından yayınlanan bir çalışma, yumurtlama zamanlarının meydana gelen güneş lekelerinin sayısından da etkilendiğini gösterecek kadar ileri gitmiştir. 2011 yılında Hollanda'daki kadınların yaklaşık 1/3 üzerinde yapılan ve 20 yılı kapsayan bir çalışmada güneşin radyasyonun en yoğun olduğu solar maksimumdan hemen sonra altı servikal patolojide bir zirve olduğu keşfedilmiştir. Aynı çalışma aynı dönemde bir erkeği de kontrol etmiştir ki bu kuşkusuz çok daha az sayıda aday anlamına gelmektedir. Yine de erkeklerin ağız içi sıcaklığı, nabız hızı, kan basıncı ve solunum hızında da solar maksimumdan hemen sonra meydana gelen hafif yükselmeler yaşadığını not etmek ilginçtir. Sadece fiziksel değil, ruhsal bozuklukların oranı üzerinde bile bir etkisi vardır. Eğer durum buysa, doğum anınızdaki güneş döngüsü hayatınızın tüm gidişatını etkilemiş olabilir. Tam olarak yıldız işaretleri değil ama astroloji bir şeyin peşinde olabilir. En azından belirli bir yıldızla. Sonuç olarak bu konudaki bilimsel çalışmalar halen devam etmektedir. Ve bu döngülerin neden olduğu herhangi bir sağlık etkisinin son derece küçük olduğu vurgulanmaktadır. Bir araştırmacının belirttiği gibi sağlık üzerinde bir etki olduğunu fark etmek için bile yüzlerce ve binlerce hasta gerekmiştir. Güneşin döngüleri hayatınızı yaşamanıza engel olmamalıdır. Şu anda 2025'te ulaşacağı tahmin edilen bir güneş maksimumuna doğru ilerliyoruz. Ancak endişelenenler için bir güneş maksimumunda yaşamak ya da doğmak o kadar da kötü değil. Aynı çalışma bu radyasyonun yaratıcılık ve uyum yeteneğinde de artışa yol açabileceğini öne sürdü. Belki de 80 bin yıl önce böyle bir güneş döngüsü sırasında insan beyni ilk kez soyut düşünce ve bilinç kazandıracak şekilde mutasyona uğramıştır. Eğer öyleyse, eğer bizi evreni algılamamızı sağladıysa, güneş maksimumlarına teşekkür etmemiz gereken çok şey var demektir. Onlar olmasaydı, biz olmazdık. Güneş size soyut düşünebilmeniz için bir zihin vermiş olabilir. Ancak bu zihni dolduracak gerçekleri ve becerileri öğrenmek ne yazık ki bize yukarıdan ışınlanmıyor. Öğrenmek bir ömür boyu sürebilir. Peki, bu güneş patlamalarından korunmanın bir yolu var mı? Varsa da bu Doğuz TV'nin başka bir konusu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.